Hayatım, bir şey konuşacağım diye bizi topladın ama konuşmuyorsun. Bekliyoruz hadi. Şey ben... yani sözle nereden başlayacağımı pek bilemiyorum canım. Ya Betüş, karar versen de ondan sonra çağırsan bizi. Dünya Messenger'a girmiştir bile. Ya abi otursana şuraya. Annem önemli bir şey söyleyecek ki hepimizi buraya topladı. Hayret bir şeysin. Annenizi sık boğaz edip durmayın çocuklar. Belli ki söylemesi zor bir şey söyleyecek kadıncağız. Ben söyleyeyim mi anne? Hayır Çilek sakın. Bunu benim yapmam daha doğru. Bir dakika, bir dakika. Siz niye öyle bakışıyorsunuz aranızda? Evet, sanki söyleyemediğiniz şey ikinizin arasında bir şey gibi. Şey, aslında biraz öyle gibi. Biz Çilek'le ikimiz... sizler gibi değiliz. Efendim? Hayatım sen... senin gibi bir kadınla evlenmedin. Tabii hayatım, yani adı üzerinde. Sen kadınsın, ben erkeğim değil mi? Tabii ki birbirimize benzemeyeceğiz. De bir dakika, bir dakika. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Anlayamadım. Açıklar mısın? Aslında şöyle düzeltmem lazım tabii. Sadıkçığım, sen sana benzeyen bir insanla evlenmedin. Tabii ki de sen babam gibi değilsin Betüş. Sen daha anlayışlısın, daha hoşgörülüsün. Abi saçmalamasana. Abi bir yorum yapmasana. Annem bizimle ilgili başka bir şey söylemeye çalışıyor. Anne bence direkt söyle. Ne olur söyleyin artık Betüş'üm, kalbim sıkışıyor. Tamam, tamam direkt söylüyorum. Biz... kadar söylediği her şey doğru, gördüğü her şey de gerçekti. Evet öyleydi. Sadece bizim bunları size söylememiz yasak olduğu için söyleyemedik işte. Bugün 1 Nisan mı? Yok. Anne, Çilek şaka değil mi? Hayır gerçek, bakın. Hayatım, ben ve küçücük kızım. Sağlıkçım. Çabuk, paltolarınızı, ayakkabılarınızı yiyin, gidiyoruz. Baba, nereye? Gelme üstüme, üstüme gelme. Gelme, gelme. Aa, Sadıkçım. Sen de gelme Betüş, sen de. Çocuklar hazır mısınız? Hazırız baba, hazırız. Baba, okul kitaplarımızı alalım mı? Ya, ne okul kitapları? Ben sana yenisini alırım. Hadi çıkıyoruz. Baba, baba. Biz korkulacak bir şey yapmadık. Bırak kızım. Bırak gitsinler. En azından artık baban da, kardeşlerin de gerçeği öğrendiler. Ben de artık onlara yalan söylemeyeceğimiz için çok daha huzurluyum. Herkes karar vermekte özgür kızım. İsterlerse kalırlar, isterlerse giderler. Özgürler değil mi canım? Çocuklar nereye? Gitmek istiyorlar Firuzeciğim. İstersen sen de gidebilirsin. Hay Allah, hay Allah.
Ay dur ben sana yenisini getireyim. Yok Salihciğim sen kalkma ben kendim alırım. Dur oradan gitme ayağına can batar, kırıldı. Dur ben hemen getiriyorum, tamam mı şekerim, hemen. Vay Allah. Ha şey, daha iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Siz? Hayır, iyi değilim. Şey, Betüş kötü bir rüya görmüş, eli ayağı dolandı. Aa. Onun için su götürüyorum. Aa, hayırlara vesile olsun inşallah. Hadi götür. Şey, Sadık Bey, bir şeye ihtiyacınız olsa bana seslenin, olur mu? Allah hayretsin, gündüzle git be yarabbim. Hayırlara vesile olsun. Bir şey soracağım. Ne gördün ki bu kadar sinirlerin bozuldu? Bir tanem. Yok, hiçbir şey yok Sadıkcığım. En iyisi ben bir duş alayım. Tamam. Dur. Oradan geçme hayatım. Ayağına can batar. Gel. Sen bu taraftan gel. Gel hayatım, gel. Hay Allah. Gel canım. Duşa girmedin değil mi? Gök gürültülerini duymuyor musun? Dışarıyı sel götürüyor. Belli ki ıslanmış kadın. E ne yapalım? Gitsin şatosunda kurulansın. Ben mi kurulayacağım? Ay bak gördün mü? Oğlumuzu uyandırdı. Bir dakika beni azarlamayı kes de dinle. Hava pırıl pırıl güneşliyken aniden değişip nasıl yağmur yağabilir? Yağmaması mı gerekir? Aylardan Nisan. Nisan yağmurları çok meşhurdu. Yürüyüşe çıkmıştım. Hava pırıl pırıldı, günlük güneşlikte. Aniden gökyüzünü kapkara bulutlar kapladı. Şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Bu nasıl olur söyle. Olamaz. Acaba ne olabilir, ne olamaz? Sen Ömür'e göz kulak ol. Biz gidip bakalım. Dudu, yalnız önce sihirli haneden bakalım. Betüş yalnız mı? Ne oluyor yahu? Bana da söyleyin. Güneşli havada tek bir nedenle yağmur yağabilir. Periliçe ağladığı zaman. Neden korkuyorsun? Kıyamam ben sana. Ağlama kızım. Çok ama çok kötü.
kötü bir rüya gördüm. Rüyamda Sadık ve çocuklara Çilek'le benim birer peri olduğumuzu itiraf ettim. Firuze de vardı. O düştü, bayıldı. Sadık'la çocuklar evi terk ettiler. Kapıdan çıkarlarken öyle bir bakıyorlardı ki, o kadar uzak, o kadar yabancı. Bu da bir ihtimal. Hiç düşünmediğim bir ihtimal ama bu da bir ihtimal. Vaz mı geçiyorsun? Bilmiyorum. Lütfen beni biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii Betüş'cüğüm ama kendine iyi bak. Bir karara varmadan önce enine boyuna iyice bir düşün. Oldu mu kızım? Ben Betüş'e güveniyorum. O ne yapacağını çok iyi bilir. Hadi kızım, gerekirse bizi ara, olur mu? Ay, çok da kötü görünüyorsun. Evdekilerden gizli sihirli sabahlar demek. Ama artık rahatça söyleyebileceğiz. Yoksa vaz mı geçtin anne? Bilemiyorum Çilek. Ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Biraz bekle hayatım. Neden? Bazı endişelerim var Çilek. Neyle ilgili? Genel olarak İnsanlara bu durumu söylemenin olumlu olup olmayacağıyla ilgili. Tabii ki olacak. Ablamdan, abimden, babamdan sır saklamayacağız. Rahat rahat sihir yapıp sihirli geceler, sihirli sabahlar diyeceğiz. Hem Avni amca bizim eve gelip Betüş Hanım peri dediğinde biliyoruz ne var bunda diyecekler. Ve Suzan teyze Avni amcanın deli olduğunu düşünmeyecek artık. Madalyonun güzel yüzü. Öbür yüzünde ne var? Biraz daha düşünmemiz gerek Çilek. Sen babam ne zaman söylersin bilmiyorum ama ben bugün Kaan'a söyleyeceğim anne. Onu tembihleyeceğim. Sen babama söyleyene kadar kimseye bildiğini söylemesin. Biraz daha bekle Çilekçim. Lütfen, senden çok rica ediyorum. Seviyor, seviyor. Seviyor, seviyor. Pirihan teyze neredesin? Salonumuzdayım. Ay, yalnızım, gel. Yalnız ve mutsuz. Bana bak kızım. Yavuz'la mı atıştınız? Ne o gökyüzünde sihirlerin batmış gibi kara kara, ne düşünüyorsun? Of Pirihan teyze, of. Şimdi ben Yavuz'a peri olduğumu söyleyeyim mi? Yoksa söylemeyeyim. Beni seviyor, çok seviyor biliyorum. Ama peri olduğumu öğrenirse her şey çok değişir. Hangisi sana daha doğru geliyor? Sır saklamamayı. Hele ki kocama, aileme. Ama... Ama? Ama korkuyorum. Sadık. Nerelere gittin sen dostum? Hiç, buradayım canım, buradayım. Hadi hadi, bana söyleyebilirsin, ben sır saklarım. Ya sır falan değil canım. Ya, Betüş sabah çok kötü bir rüya görmüş. Bayağı bir sinirliydi, sonra çok ağladı, onu düşünüyorum işte. Nasıl bir rüya görmüş? Vallahi anlatmadı. Ya son günlerde genelde biraz böyle gergin zaten. Ya bir şey söylemek istiyor, bir şey var söylemek istediği. Tam söylemek istiyor, bir anda vazgeçiyor. Anlayamadım yani. Sen ciddi misin ya? Ben öyle hissediyorum. Ya çok tuhaf ama ben de Eda için aynı şeyi hissediyorum. Aynı şeyi mi? Evet. Yani Eda'nın da bana bir şey söylemek istediğini ama bir türlü söyleyemediğini hissediyorum. Aynı senin dediğin gibi. Eda da huzursuz, sıkıntılı, gergin. Yani belli etmemeye çalışıyor ama öyle. Neyin var diye sorunca da bir şeyim yok diyor. Aa! Allah Sadık, ha. Acaba o ikisinin bilip de bizim henüz bilmediğimiz bir şey olabilir mi? Vallahi olabilir. Olabilir de, yani ben şey edemiyorum şimdi, onlara sorsak mı yoksa beklesek mi, ha? İhtimalleri düşünüyorum Ferihan teyze. Ve bu ihtimaller
beni çok huzursuz ediyor. Kötü ihtimaller mi? Evet, kötü ihtimaller. Mesela? Mesela Yavuz'un peri olduğumuzu öğrendikten sonra ürkmesi ihtimali. Biliyor musun Eda'cığım, ben sana biraz katılıyorum. Çünkü onların dünyasında peri, sihir diye bir şey yok. Yok. Olmadığı gibi bizi sadece masallarda sihir yapan iyi varlıklar zannediyorlar. Ve ben Yavuz'un bizim peri olduğumuzu öğrendikten sonra kaçıp gitmesinden korkuyorum. Aynı Betüş gibi düşünüyorsun. O da bu ihtimal yüzünden tedirgin. O da korkusundan ailesine bir türlü gerçeği söyleyemiyor. Ama çok istiyor. Evet. Sen istemiyor musun? İstiyorum Perihan teyze. İstemez olur muyum hiç? Zaten Betüş Sadık enişteme her şeyi söylerse benim Yavuz'a söylemek gibi şansım yok ki. Niye böyle düşünüyorsun? Çünkü Sadık eniştem nasıl olsa Yavuz'a söyleyecek. Aa, onun kolayı var. Sadık'a rica edersiniz. Sen kendini Yavuz'a bu sırrı söylemeyi hazır hissedene kadar hiçbir şey söylemez. Hadi bu işi hallettik diyelim. Sadık eniştem her şeyi öğrendi. Cem'le Ceren bunu nasıl karşılayacak? Ha? Buyurun, buyurun, buyurun. Biliyor musun bana en kolayı bu geliyor. Çünkü onlar çocuk. Gerçek dışı şeylere inanmaya hazırlar. Okudukları kitapları, oynadıkları oyunları, seyrettikleri o fantastik filmleri bir düşünsene. Bence Betüş'ün peri olduğuna en kolay çocuklar inanır. Bilmiyorum. Ekşi bu. Öyledir. Ya Sadık, ben daha fazla vakit kaybetmeden soralım diyorum. Benim içime bir sıkıntı düştü be. İyi de yani bence onların inisiyatifine bırakalım bu olayı. Ne zaman isterlerse o zaman anlatsınlar. Sadık, ben diyorum ki şimdi biz onlara bize her şeyi rahatlıkla anlatabileceklerini söylesek. Onlar da rahatlasa ve bu konu her neyse zorlanmadan konuşsak, ha? Ya sence ortada ciddi bir sorun olabilir mi Yavuz? Allah söylemesi zor. Ne bileyim ne olabilir ki? Acaba diyorum kayınvalidemin başına bir hastalık falan mı geldi, ha? Yani ortada bir bebek var, baba yok. Yapma Allah aşkına Yavuz, yani ağzını ayrı aç. Ya tamam iyi anlaşamam kayınvalidemle ama yani yazık şey Allah korusun. Yani öyle de olur mu olur. Ya Yavuz yani şimdi içime bir kuşku düştü, bir huzursuz oldum yani. Ya dostum ben arayıp soracağım ya. Hatta şimdi arıyorum. Tamam tamam ara da yalnız fazla üstüne gitme tamam mı? Yani sakin sakin sor. Heh tamam. Çalıyor. Yavuz Bey ofisten arıyor. Perihan teyze Yavuz arıyor. Aç. Nasıl aç? Bu saatte aramaz ki o. Açsana kızım. Dur dur sihirli aynadan bakayım ben. Efendim kocacığım. Eda'cığım hayatım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bak gördün mü? İkisinin de canı sıkkın. İyiyim hayatım. Ya aklıma bir şey takıldı da onu sorayım dedim. Söyle canım. Ya Eda'cığım, senin son zamanlarda bana söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey var mı? Aa Yavuz nereden çıkarıyorsun? Ne? Aa, yok. Eda'cığım sabah biraz tuhaftın ya. Şimdi açık konuşmak gerekirse, Sadık da Betüş'ün biraz garip olduğunu söyledi. Biz de düşündük de hani ailede belki bir sorun vardır, bize söylemekte çekiniyorsunuzdur diye. Onun için aradım. Aşkım ilk seni aradık. Bak, bizler sizin kocalarınızız. Bizimle her türlü şeyi paylaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Yavuz nereden çıkarıyorsun bunları? Kim bilir Betüş'ün canı neye sıkkın? Belki canı sıkkın bile değil, siz öyle zannediyorsunuz. Hem bir şey olsa biz size söylemez miyiz? Peki hayatım, emin misin? Eminim. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Akşama görüşürüz, öptüm. Perihan teyze Betüş'e gidelim mi? Hadi gidelim. Bir tane daha paskalya çöreği alabilir miyiz? Onlar müessesenin ikramıydı ama... Çok güzel olmuştu. Bir tane daha alamaz mıyız?
Peki, bir bakayım ben var mı? Sultancığım, Ferhat çıktı mı? Çıktı, çıktı. Ay inşallah çocuğun vizeleri iyi geçmiştir Betüş. İnşallah. Bak bu kadar işinin arasında ders çalıştı, hem de bu çörekleri yaptı, görüyor musun? Yapsın, yapsın. Çok güzel olmuş, baksana. Müşteriler dolup taşıyor ayıl. Dükkan hiç böyle kalabalık olmamış da. Merhaba çocuklar, merhaba. Selam. Aman da aman, kimleri görüyorum. Buyurun buyurun, geçin şöyle, ayakta kalmayın. Siz işinize bakın, bakın daha bakın. Sonra laflarız. Geçin, geçin. Sana inandırıcı geldi mi Sadık? Hayır, hiç inandırıcı gelmedi ya sana. Hayır. Ben şimdi Betüş'ü arıyorum. Dur Sadık, dur. Bir dakika bekle, ben de geliyorum. Betüş kafe, buyurun. Ah, Betüş'üm. Ben Sadık. Bak, şekerim, bana güveniyorsun değil mi? Sadık. Betüş, Yavuz ve ben neler olduğunu bilmek istiyoruz. Lütfen anlatır mısın? Hayatım, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Şüphelenmişler Betüş. Ne için? Biz peri olduğumuzu açıklamaya karar verdikten sonra biliyorsun biraz gerginiz. Bu stres dalgınlığa sebep oluyor. Onlar da şüphelenmiş haliyle. Kızlar, artık bu durumu ya kocalarınıza açıklamanız gerekiyor ya da her şeyi düzeltip hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Ben bakın artık bir yerden başlamak gerekiyor ve ben bunu yapacağım. Emin misin? Onlara artık sürekli beyaz yalanlar söylemekten sıkıldım. Bu sırrı daha fazla içimde tutmak istemiyorum. Peki ne öneriyorsun? Onlara her şeyi açıklayacağım. Bu akşam bize gelin, herkese anlatacağım. Çocuklar? Onlar da olacak. Hepsine tek tek mi söyleyeceksin? Bunu tek tek konuşarak yapmayacağım. Aslında konuşarak yapmayacağım. Betüş. Perihan teyze, belki de sihirlerimi ilk ve son kez bu şekilde kullanmam lazım. Ama bence hepimiz için en doğrusu da bu olacak. Bu akşam bize gelin, tamam mı? Olur. Yalnız önce Sadık'la olan telefon konuşmamı bitirmem gerekiyor. Hayatım, madem bu kadar kararlısın, sana iyi şanslar o zaman. Tamam. Sadıkçığım, endişelenecek bir şey yok hayatım. Kafe çok kalabalık, seni çok iyi duyamıyorum canım. Akşam evden konuşuruz, olur mu? Tamam o zaman hayatım, seni öpüyorum. Ben de öpüyorum canım. Sadık, bu arada seni çok seviyorum. Hayatım, ben de seni seviyorum tabii. Akşama konuşalım, tamam mı? Hoşça kal. Ya Sadık, sen demin telefonda konuşurken benim bir içim geçmiş ya. Sana da oldu mu? Oldu, oldu. Alıştım ben artık. Yani ileride sen de alışacaksın. Evlilik başlarında böyle şeyler olur. Merak etme. Hadi bakalım söyle. Geç şuraya otur. Rahatla biraz. Yine bana kızacak mısın? Hayır, sadece bir konuda konuşacağız. Rahatsın değil mi? Rahatım. Hadi çilek, zaman geçiyor. Yine öteki teneffüse kalacak. Derste kararsız kalacaksın, vazgeçeceksin yine. Tamam, söylüyorum. Ne bu söylemesi bu kadar zor şey? Ben Peri'yim. Ben de Brad Pitt'im. Ha. Sen masallara inanır mısın? Daha küçükken inanırdım. Peki şimdi? Adı üstünde masal. Yani hayal ürünü hikayeleri olarak bakıyorum. Yani gerçek değil, inanmıyorum. Hangilerine inanmıyorsun? Mesela parmak kız. Yani o boyda bir kız olabilir mi? Ya da ne bileyim, kurşun asker. Ona da inanmıyorum. Cinderella? Çok güzel bir masal ama gerçek olması imkansız. Neden?
Yani peri geliyor da kül kedisine sihir yapıyor, sonra Cinderella oluyor filan. Ya olur mu öyle şey? Ben seni şu an prense dönüştürebilirim ama. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kan, biraz şuraya geçer misin? Bana ne yaptın? Bu da ne böyle? Seni bir prens yaptım. Bak da gör. Bu da neyin nesi? Çilek peri kan. İnanabiliyor musun? Kız arkadaşım bir peri. Tahmin ettiğimden daha kestirme anlattın. Beğendin mi? Dur. Sakın yaklaşma. Söyleyeceğim. Herkese söyleyeceğim. Eyvah! Ya çilek peri. Ya beni duymuyor musunuz? Çilek peri. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Tabii ki de sakiniz. Hay, hiç bileceğim yoktu. Periymiş peri. Evet peri. Baksanıza okul formanı prens kıyafetine çevirdi. Ne oluyor ya? Niye gülüşüyorsunuz burada? Siz de mi perisiniz? Ha? Kaan, ne diyorsun? Kız kardeşiniz peri. O zaman siz de perisiniz. Kaan, sen niye bu kadar korkmuş görünüyorsun? İşler fena halde karışıyor çilek. En iyisi zamanı geriye alayım. Olan biteni unutayım. Öğretmenim, öğretmenim yine sihir yapacak. Ne oluyor Kaan? Ne diyorsun sen? Öğretmenim, herhalde yine oyun oynuyorlar. Oyun değil, gerçek. Şaka da değil. Elin çabuk tut çilek. Sen hala ailene söylemedin galiba peri olduğumuzu ama ben Firuze'ye söylemek istiyorum. Dayıcığım, lütfen şimdi söyleme. Bak, bu akşam yemekte ben her şeyi çözeceğim. Sakın söyleme. Çayları doldururken de heyecan bastı. Ne sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Arıcığım. Hadi. Kalbim sıkışıyor vallahi. Yok. Sonra konuşuruz. Aslında o kadar da önemli değil. Aa, hadi bu akşam burada yemeğe kalın. Hep beraber yemek yiyelim. Çok değişik bir gece olacak. Perihan! Perihan! Ne oluyor ya? Görüyorsun değil mi Taci? İstemediğimiz zaman her dakika tepemizde. Hatta yatak odamızda. Ama ihtiyacımız olduğu zaman ortalarda yok. Perihan! Kadını her geldiğinde kovmasan, ihtiyacın olduğunda çağıracak yüzün olur. Perihan! Efendim Dudu? Derhal buraya gel. Hay hay, aynadan mı geleyim, kapıdan mı geleyim? Hay uzatma, her zamanki gibi sihirle. Salondayız, hadi. Bu evde neler oluyor? Ay, inanamıyorum. Bunu öğrenmek için mi beni çağırdın? Bak Perihan, Suzan dahi çocukların dadısı bile orada. Hah, herkes orada. Bir tek Taci ile ben yokuz. Niçin biz eşek başı mıyız? Biz niye çağrılmadık? Ayrıca ne toplantısı bu? Niye bunu kızına sormuyorsun? Beni aramayanı ben ne ararım ne de sorarım. Ayrıca Pirliçe olduğundan beri Bütüş'e bir haller oldu. Şımardı böyle. Bir havalara girdi. Bir şeyler oldu ona. Aa, yeter artık be Dudu. Saçmalama. Kıskançlığında bir sınırı var. Beni geçtin bari kızına yapma. Sen biliyorsundur. Bak Zekeriya sofrası gibi bin bir çeşit yemek var. Hayatım ben de oraya gittiğimde bu yemek faslı bitmiş olacak şekerim. Aslında bu davet bir bahane. Neyin bahanesi? Betüş bu akşam orada bulunan herkese peri olduğumuz. Ne? Delirdi mi o? Böyle bir şey nasıl yapabilir? Herkes çıldırır, kafayı yer, dudakları uçuklar, hastanelik olurlar. Ay korkup kaçarlar canım. Ay, ay korkup kaçarlar. Aman ne iyi olur. Kocalar da korkup kaçarsa kızlarım yine bana kalır. Hayatım,
kızın bunu konuşarak yapmayacak kadar akıllı, onların psikolojilerini bozmayacak kadar da hassas bir kız. Tamam, nasıl yapacak? Benim acele oraya gitmem gerekiyor Duducuğum. Hoşça kal. Taci, biz de gidiyoruz. Bizim neyimiz eksik? Ağlama oğlum, ağlama. Biz de gidiyoruz. Ben bir karıma bakıp geleyim bari. Gerçekten ama dostum. Bak ne getirdin hala bak. Çocuklar. Ben bakarım. Ay fındık kurdu açmış kapıyı. Perihan teyzeymiş. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş geldin Perihan teyze. Oo, herkesler burada. Afiyet olsun. Merhabalar. Geç söyle. Teşekkür ederim. Yani biraz böyle sıkış tepiş olduk ama olsun. Hoş değil mi? Evet. Yıllardır böyle toplanamıyorduk. Bir araya gelemiyorduk. Cümbür cemaat ne güzel. Ya çok güzel vallahi bak. Leyla ile Ferhat bile burada. Bir uzaylılar eksik değil mi kocacığım? Seninle bu masada tartışmayacağım. Sen bırak onu. Çok içme, ondan sonra da sapıtıp perilerden konuşma gene. Bana çocuk gibi muamele etmiyorsunuz lan. Ya bırakın adamcağızı rahat ya. İster perilerden ister uzaylılardan bahsetsin. Bizim için sorun yok değil mi? Evet sorun yok. Bak adamcağız olduk. Cağız olduk sonunda. Hep senin yüzünden. Çünkü kimse bana inanmıyor da ondan. Artık içime atıyorum. Her şeyi içime atıyorum. Bakın şiştim. Bunlar bir yemekten değil. Şiştim. İçime attığım şeylerden şiştim. Bundan sonra ne UFO'lardan bahsedeceğim ne de perilerden. Stop. Betüş, ben odama çıkayım mı? Olmaz hayatım. Bak, misafirlerimiz ne zamandır seni görmediler değil mi? Biraz daha kalman lazım canım. Betüş'cüğüm, dersi varsa bırak çıksın çocuk. Ama bugün cuma baba. Dünya ile telefonda konuşacak yine. Öyle mi? O zaman otur. Betüş, hepimiz buradayız. Kim gelmiş olabilir? Kim eksik? Anladım. Ben bir bakayım. Hoş geldiniz anneciğim. Kambersiz düğün, dudusuz sihir olmaz. Ay, anne duyacaklar. Sen bir perici olduğundan beri sana bir haller oldu canım. Senin bir kere birinci vazifen fanilere ve perilere adalet, huzur ve mutluluk vermektir. Anneciğim, eğer dürüstlük olursa zaten adalet, mutluluk ve huzur arkadan gelir. Askeri uğurlama yemeği mi? Hayırdır Dudu teyze, ne askeri ne uğurlaması? Ay, pot mu kırdım? Kırdınız biraz ama buyurun geçin anneciğim, oturun. Ah ablah, iyi halt ettin. Ah Dudu, ah! Ağzında bakla ıslanmıyor. O ses kimden çıktı ya? Tabii ya. Artık herkes duyuyor bunu. Nasıl yani? Kimi? Kayınpederinizi. Ne? Kaynananızın kocası oluyor efendim. Avni, sen gele şarabı fazla kaçırdın, beyni sulandı. Sahi, kim konuştu demin? Betüş, bir şey yap çabuk. Evet, sanırım artık zamanı geldi. Bütün ailem, arkadaşlarım, dostlarım, çocuklarımın arkadaşları, bizi tanıyan herkes, etrafımızdaki herkes artık peri olduğumuzu öğrenmeli. Bunu sihirle yapmak zorundayım. Çünkü kimseyi korkutmak ya da şaşırtmak istemiyorum. Herkes sihirlendiğinde başlangıcından beri bizim peri olduğumuzu bilmeli. Ve bu sonsuza kadar böyle devam etmeli. Ay ben çok gerginim. Anne hadi ben hazırım. Ben de. Şapşal damatlarla evlendikleri yetmiyormuş gibi bir de peri olduğumuzu. Sen artık susar mısın be kadın? Kızların daha mutlu olmaya çalışıyorlar. Bozmasana. Anne
yeter, yeter. Zıkkımın kökünü hiç doymadın mı hala? Aman engel olma lütfen. 40 yılın başı bir toplanmışız. Bırak içsin adamcağız. Ay rica edeceğim Taci amca, siz karışmayın lütfen. Yani ağzında içse neyse, içince sapıtıyor. Siz eskiden bana inanmıyordunuz. Betüş peri diyordun, benimle dalga geçiyordunuz diyor. Yani pes, bir insan sarhoşken bu kadar uydurabilir. Aa Betüş'cüğüm, rica etsem şu kadehi elimden sihirle alıverir misin lütfen? Yoksa bu kapıyı derken bardağı kıracak. Tabii hayatım.